Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Son videomuzu hatırlayacak olursanız arkadaşlar, dolar ve gram altınla ilgili son videomuzda dedik ki aşağı düşecek de diyemeyiz, yukarıya doğru çıkacak da diyemeyiz. Bunun için kriterlerimiz var. Gram altında 364 üzeri bir günlük gelmesi lazım. Dolar TL'de de 6,73 üzeri bir kapanış lazım diye söylemiştik. Dün itibariyle gene Başkan 35 farkıyla arkadaşlar dolarda 6,73 kapanış, gram altında da 365 seviyesinden bir günlük kapanış geldi. Tam da nokta belirttiğimiz fiyat üzerinden. Bir de arkadaşlar, çok sorulan sorular arasında var: bu günlük kapanışları nereden takip edeceğiz, saat kaçlarda takip edeceğiz diye. Bunun için uğraşmayın, investing.com'a girin arkadaşlar. Buraya yazın investing.com geçmiş veriler diye. Burada günlük anan fiyatların tarih bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları zaten var. Bu işten anlamıyorsanız investing.com geçmiş veriler diye yazarsanız Google'a, bunlar zaten otomatik olarak karşınıza çıkacak. Buradan günlük kapanışları takip edebilirsiniz. Oradan da zaten dün verdiğim verileri kontrol edebilirsiniz. Dolar 6,73 kapanış yapmış. Gram altında 365 seviyesinden günlük kapanış gelmiş. Bunların neticesinde de yukarıya doğru beklediğimiz hareketler gerçekleşmiş arkadaşlar. Şimdi gram altında ve dolarda neler olabilir? Hemen bunun incelemesini yapalım, videoyu fazla uzatmadan. Evet arkadaşlar, dolar kuruyla başlayalım analizimize. Dolar kuru hala belirttiğimiz kanal içerisinde hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi 6,79, bakın 6,79 kırıp bunun üzerinde bir günlük kapanış yapabilirsek 6,84 dolar TL kurunda ve onun üstünde de 6,92 seviyelerindeki direnç yerleri takibimizde olacak. Bunları unutmayın. Ne dedik arkadaşlar? 6,79 üzerinde 6,84, onun üzerinde de 6,92. Şimdi bizler için önemli olacak rakamları da sizlere vereceğim. Bugün itibariyle neyi takip edeceğiz arkadaşlar? 6,80 üzerinde kapanış olup olamayacağını. 6,80 üzerinde kapanış gelirse bugün itibariyle yukarıda dediğim gibi 84 ve 92 dirençlerini takipte kalacaksınız dolar TL'de. 6,74 6,86 düzeltmelerde takip edeceğimiz bir rakam 6,74. Bunlar bu kötü senaryo arkadaşlar. 6,80 altındaki kapanışlarda ilk etapta 6,74 ve 6,66 seviyeleri artık bizim için önemli bir seviye olarak güncellediğimiz yerlerimiz. Geçen hafta biliyorsunuz düşüşte verdiğimiz 6,62 rakamı vardı. Şimdi bu 6,62 stop rakamımızı dolardaki hacmin artmasından dolayı 6,66 seviyesine, yani 6,66 altında bir kapanış görmedikçe dolar TL kurunda bugün itibariyle 6,80 kapanış görmemiz şart. 6,80 üzerinde kapanış görürsek de 6,84, 6,92 takipte olacağımız yeni direnç noktaları. 6,80 altında tekrardan bu sefer 6,74 bizim için önemli bir destek konumunda. Bu verdiğim seviyeleri takip edin arkadaşlar. Bunlar dolarda önemli. Hızlıca bir video olacak bu. Yarın daha detaylı bir video çeker, tekrardan paylaşırım. Gram altına da bakalım, gram altında neler olabilir? Evet, gram altında da arkadaşlar dedik ki 364 üzerinde bir kapanış gelirse gram altında yukarıya 371'li seviyelere, 374'lü seviyelere doğru
yukarı ataklarına devam eder. Bizim için bu 364 üzerinde kapanış görmemiz şart. Evet, dün itibariyle 365 liradan bir günlük kapanış yapan gram altında yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı arkadaşlar. Şimdi 365 üzerinde gram altında arkadaşlar yukarıda bizler için 376 seviyesi önemli bir direnç. 376 önemli bir direnç arkadaşlar. Bakın unutmayın, 376 önemli bir direnç. Şuraya yazalım. Bu 376 direnci yukarı doğru kırılabilirse, şayet buradan bir kapanış gelebilirse, 376 üzerine bir kapanış gelebilirse, o zaman yukarıda 384 takip etmemiz gereken önemli bir ikinci direnç noktamız. Fakat 376 takibinizde olsun. 376 yukarıya doğru kıramazsa geri çekilmelerde 365 olan seviyemizi 367 seviyesine çıkartıyoruz. Artık 367 bizim için önemli bir seviye. Buranın üzerinde 376 seviyesi geçilemezse 367'ye doğru geri çekilmeler gram altında da gözükebilir. Bugün itibariyle 376 rakamının yukarı 376 rakamın üstünde kapanışlar olup olamayacağı takibimizde olacak. 376 üzerinde kapanışlar gelirse 384, 376 altındaki kapanışlarda da 367 rakamı takibimizde olacak. Önemli rakamlar arasında arkadaşlar. Ve bu rakamlar takibinizde olsun. Aşağıda gene bir önemli 374 desteği gözükmekte. 374-376 aralığı takibimizde olacak önemli bir aralık arkadaşlar. Bunu üzerine günlük bir kapanış gelebilirse 384 ilk etapta gram altında takipte kalmamız gerekecek önemli bir seviye olarak gözükmekte. Bu rakamları gene bir yere not alın arkadaşlar, söylediğim gibi. Bu rakamlar üzerindeki kapanışları ve kapanışların üstündeki destek dirençleri, altındaki destekleri not alın. Ayrıca günlük kapanışları da investing.com geçmiş veriler diye Google'a yazarsanız burada günlük kapanış fiyatlarını daha sağlıklı bir şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Global piyasalar üzerinden günlük kapanışları takip edebilirsiniz. Dolar olsun, altın olsun, gram altın olsun, gümüş gram olsun. Burada hepsini bulabilirsiniz detaylı bir şekilde. Günlük kapanışları buradan takip edin. En sağlıklısı buradan gelecek günlük kapanış verileridir. Verdiğim rakamlarla bunları karşılaştırın. Sonuçların daha iyi olacağını göreceksiniz. Şimdilik fazla uzatmayın videoyu. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa alttaki beğen tuşunu kullanırsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.